konulardan bahsedeceğim. Ufak bir slide hazırladım. Konularımız artırılmış gerçeklik, sanal ve karmaşık gerçeklik. Bunların önce bir faaliyeti nedir? Bundan başlamak istiyorum. Devamında video ve fotoğraflarda zengin bir sunum hazırlamaya çalıştım. Sıkmamaya yapacağını göstereceğim. Önce kendimi anlatayım kısaca. Teknik tabanlı projelerde, yazılım projelerinde proje yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda girişimciyim. Şu an Vizar adlı şirketimiz yeni düşünce girişimim. Bununla beraber teknik kentlere yönetiş programlarında ödüller, bilgiler ve yatırımlar aldık. Devam ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada AR ve Mixed Reality üzerinde güzel işler yapmak istiyoruz. Bilgiler yapıyoruz. Hızlı ilerliyoruz. Bilgi bilgimizi paylaşmak istedik. Potansiyel işbirliklerine, bilgiyle eğitimler yapmayı hepsini açıyoruz. Ufaktan başlıyorum ben. Şöyle bir girişimi var. En başta 80-90'lı yıllarda ufak denemelerle gözlük olarak başlıyor. Ama bu gözlükler çok büyük. Bayağı bir laboratuvar gibi düşünün, kafanızın içine soktuğunuz bir kabin. Sonra bunu iyileştirmeye çalışıyorlar. Bu devam ederken, o zaman da internet ve sosyal medya yaygın değil. Şu anki gibi tüm dünyanın konuştuğu bir teknoloji haline gelmiyor. Ama teknoloji devam etmeye, geliştirmeye devam ediyor. Ne zamana kadar? İşte 2012-2013'lü yıllarda tekrardan trend haline gelene kadar sessiz sedasız geliştiriliyor. Arkasında görüntü işleme teknolojisi var. Görüntü işleme endüstrinin çoğu yerinde, ayrıca robotikte zaten kullanılıyor. Ama bunu paketleyip AR, VR ya da MR diye çıkartmak şu ana kadar da trend değil. Aslında teknik olarak yaptığımız hemen hemen aynı şeyler. Farklarından bahsedeceğim. Şöyle, çok basit olarak. Şu an sanal olmayan, gerçek bir dünyadayız. Çevredeyiz, her şey gerçek. Buradan tamamen sanala gidene kadar, aradaki evrelerde teknolojinin adı değişiyor. Şu an gerçek dünya. Gerçek dünyanın üstünde yarı dijital grafikler giydirildiği zaman buna artırılmış gerçeklik deniyor. Örnek, geçen yaz Pokemon. Doğru mu? Çinlerin üstünde duran bir Pokemon görebiliyorsun. Suyun içinde duran bir tane Pokemon görebiliyorsun. Gerçek su onun üstünde bir Pokemon var. Aslında orada yok. Bu artırılmış gerçeklik. Bunun devamında onunla etkileşime girebiliyorsan artırılmış gerçekliğin türevlerini de çıkartıyorlar etkileşimli halde. Ve bunların tamamına karma gerçeklik deniyor. Etkileşime girebildiğin sürece. Tamamen dijital olursan oluyor. Gözlüğü takıyorsun ve aslında şu anda çölün ortasında jipte bir şey sürüyormuşsun gibi oluyor. Bu tamamen sanal. Dolayısıyla adı sanal gerçeklik oluyor. Çok net bu ayrımı yaptıktan sonra devam ediyorum. Bir tane görüntü var. Standa, fuarda ya da evinde satın alınmış kaç kişi var?
Evet, 5-6. Güzel. Nasıl bir deneyimdi? Taktığınızda bambaşka bir yerdesiniz. Mesela bu binanın üstünden aşağı atlatan versiyonu var. Tepeden aşağı roller coaster'a inen versiyonu var. Sizler ne yapacaksınız? Heyecanlı, çok doruklarda yaşatan bir şey değiliz muhtemelen. Ve bunu yapırken sandalyede oturuyoruz. Gerçekten fiziksel olarak sandalyede otururken aslında göklerin üstünden paraşütle aşağı atlıyormuş gibi bir his oldu. Bunun sebebi işte kendi algılarımızı, kendi beynimizi kandırıyor olmuş. İşte sanal gerçeklik kavramı olan gibi sanmak bence. Sanrılar yaratıyoruz. Aslında beynimizle oynadığımız oyunlar. Bunu bilgisayar destekli grafikler ve videolarla yapıyoruz. Bunu yapsın diyor, gözlükleri takıyoruz. Peki bu gözlüklerin gelişimi nasıl olacak? Şöyle olacak bir ama şu an hala büyük ve pahalı. Önce fiyatı aşağı inecek, herkes alacak. İlgi, arz talep oranı sağlandıktan sonra bunu küçültecek. Normal güneş gözlüğü ya da günlük gözlüğü takabileceğin hale geldi. Devamlı lens haline gelecek ve biz işte bu 20 yılın süre, 30 yılın süre gerçekten lens takıp her yeri yarı dijital görebiliyor olacağız. Planlara göre. Böyle bir dünya nasıl olmuş? Şimdi devamlı da konuşalım. Olay şöyle başlıyor. 2014'te kurduğumuz Magic Leap adlı firmaya yarım milyar dolardan fazla bir para basın. Diyor ki sen yap teknolojiyi ben dünyaya duyuracağım, kurulacağım. Şimdi tepedeki büyük şirketleri biliyorsunuz, Apple, Microsoft gibi. Biri bir sektöre girdiğinde diğeri girmeden durmuyor. Yoksa rekabet avantajını kaybeder, geç girerse ya da girmezse. Diğer toplularda hemen başka büyük üreticileri satın alıyor. İşte Alibaba giriyor, Apple giriyor. Zaten bunu yıllardır üreten yetenekli ve mühendislere sahip firmalara çok çok para basarak yetenek satın alması, şirket satın alması yapıyorlar. Buradan sonra olay kısışıyor tabii. Şimdi içine Alibaba'nın, Apple'ın, Google'ın girdiği, Microsoft'un girdiği bir pazar tabii ki büyüyecek. Büyürken kendi içinde alt segmentler ve ekosistemler oluşturacak. Bunun işte geçiş aşamasındayken o yarı kaliteli kartondan yapılan cardboardları satanlar para kazanacak. Bunun üretici sahibi, satıcı sahibi para kazanacak. Gerçekleri çıkacak kaliteliler, bunu satan distribütörler para kazanacak. Buna yazılım yaparken SDK ve API yazan geliştiriciler para kazanacak lisanstan. Bunu kullanıp, örneğin Apple'ın AR-Kit'i, böyle kitleri geliştirerek oyun yapan, uygulama yapanlar ayrı para kazanacak. Bakın bir teknoloji kendi içinde kaç tane alt ekosistem oluşturuyor. Bunun hızlı büyümesinin sebebi şu anda internet çok yaygın oyun. Teknoloji eskiden de vardı. Bu kadar kullanışlı değildi, evet. Ama sosyal medya olan bu kadar hızlı yayılamıyordu. Dünyanın en güzel şeyini yap, başkasını bilmediği zaman bir anlamı olmuyor. Viral etkiye sahip. Takıyorsun çok güzel, bak diyorsun yönetimine söylüyorsun. Bir kullanıcıdan iki kullanıcıya çok hızlı geçebiliyorsun. Bu ne demek pazarlama için? Kullanıcı edinme maliyetlerinin dibe çekilmesi demek. Yani potansiyel olarak bir viral kampanya başlatabilirsin. Referan marketing yapabilirsin. Evet, devam ediyoruz. Üzerine Facebook giriyor oyuna. Diyor ki gelecek herkes AR VR kullanacak diye. Sonra VR platformu devreye alıyor. Şimdi Facebook ve diğer üç büyük herkes bunu söyledikten sonra tabii ki ne oluyor? Herkesin farkındalık oluşuyor. Üzerine işte mesela Pokemon çıktı. Şimdi hala yeni çıkan altyapılar var, AR kit gibi ya da bizim gibi yeni şirketler var. Büyük şirketleri zorlayıp onların açılmaya çalışan ve sonunda ona satıp çıkmak, girişimcilikte exit etmek diyoruz. Birkaç tane örnek fotoğraf göstereyim. Dediğim o lensli zamanlara geldiğimizde tarif ararken birini sormayıp aslında böyle görebiliyoruz. Bunu şu anda da yapabiliriz ama herkeste gözlük var ve dolaşıyor değil. Piyasa hazır değil, o yüzden yapmıyoruz. Yoksa lokasyon tabanlı bir AR uygulaması çok zor bir şey değil. Başka bir örnek. Masanızda çalışıyorsunuz, herhangi bir şey. Masanın boş kısmının üstünde mesleğinizle ilgili başka bir doküman var. Bununla etkileşime girebiliyorsunuz. Mesela burada sesle ilgili montaj yapıyor bilgisayarda. Hoparlör var dışta. Oradan çıkan ses dalgalarını müdahale ediyor. Belki ilgili manuel var, düzeltebilecek oradaki dalgayı. Ve program da bunu anlayıp kayıt düzeltiyor. Bunların hepsi metitre etkileşime girebiliyor. Şöyle bir güzel, alttaki iki fotoğraf gibi. Büyük gözlükler ve böyle dolaştığınızı düşünün. Böyle düşünce saçma. Ama o aparat küçüldükçe günlük hayatın bir parçası olması çok muhtemel. Oraya doğru gidiyoruz. Şu an geçiş aşamasındayız aslında. Mesela başka herhangi bir uygulama yapılabilir. Örnek fotoğraflar getirdim. Masanın üstünde şöyle bir planlamayla ilgili herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Bunun anlatılı versiyonu düşünün. Çocukların Lego parçalarından sanal binalar yapması gibi. Deminki videoda kızın
çizdiği fotoğraf, Eyal'da çizdiği fotoğrafı babası 3D printer'da bastı, boyadı, hediye etti. Bir motor tasarımcısı, dijitalde yaptı, gerçek dünyada, bilgisayara aktardı gibi. Bunun devamı 3D printer'da entegrelediğinizde olay bambaşka yerlere gidiyor. Örnek vereyim, işte dünya dışında kurulan kolonilerde 3D printer'ların rolü çok büyük olacak. Çünkü oradaki yapılacak binaların basımlarını ve malzemelerini biz buradan basıp götürmeyeceğiz. Buradan ham madde götüreceğiz, orada basacaklar. Bakın bitirdim bilindir. Biz şu an sadece heykel, videolar yaparak makro izliyoruz. Ama neler yapılabilir? Ya bunu yapıyorlar. Türkiye'ye geçiyor zaten. Evet, sağlık alanında bir kullanımla ilgili görsel. Tıp fakültesiyle ne kadar içli dışlısınız bilmiyorum. Kadavra bulmakta zorlanırlar öğrenciler. Çoğu korkar gerçek kadavra gördüğü zaman. Bulanlar da az bulur. İşte bunları çözecek mükemmel bir simülasyon. Erkek ya da kadın vücudunun gerçekten anatomisini simüle edip üzerinde çalışabiliyorsun. Gerçek bir insan vücudunun içine açmadan önce simülasyonla yüzlerce kere açtığın için o korkuyu kırabiliyorsun. Bu şekilde eğitilen bir hekim nesliyle, eskisi gibi az kadavra olarak ilk denemelerini hastalığı üzerinde yapan nesil bir olmayacaktır. İşte gelmeye çalıştığımız nokta, bunların tamamının bu şekilde akıllı olması ve mükemmele doğru gitmesi. Hala teknoloji olarak ülkeye kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Pazarlayının çok hızlı bir ürünü söylemiştim. Şöyle bir bilgisayar paralelimizde. 2016-17 şeklinde 20'ye kadar gidiyor. Açık mavi olan kısım sanal gerçeklik. Koyu mavi arttırılmış. Yani sanal gerçeklik arttırılmış her zaman geçecekmiş gibi bir insight. Ama bundan sonra çıkan tüm pazar araştırmaları tersini gösteriyor. Mesela bizim VR yerine AR'dan pazara gitme sebebimiz de buydu. Gerçek dünyadan birden tamamen dijitale aktarmaktansa yarı gerçek yarı dijital daha kolay geçilebilir bir arada. O yüzden oradayız. Pazarlarına bakın. 2017'deyiz şu anda. 18-19 milyar dolar aralığında dünyada. Normal, güzel. Devamında bir sonraki yıla bakın. 2018 bu zamanlardayken neredeyse 44-45'e kadar çıkıyor. Bir yılda sektörü ikiye katlayan başka bir sektör biliyor musunuz? Bu harika bir şey. Devamına bakın 2019 neredeyse ikiye katlıyor, bir daha ikiye katlıyor. Bu öngörüler nereden geliyor? İşte büyük firmaların yaptığı yatırımlar tam olarak 2020'de kendi meyvesini verecek. Şirket olarak bir yatırım yapıyorsunuz. Kocaman bir mühendislik firmasını satın aldınız. İşte o bahsettiğim 600 milyon dolarlar, 800 milyon dolarlar. Bunlarla bir plan proje yaptığınızda bunun geliştirilmesi, kullanıcı testi ve pazara yayılmasıyla beraber zaten 2-3 yıl. 2017'yiz. 2020. Yazılım olarak her şey çok kolay olacak. İşte Apple'ın çıkardığı gibi AR kitler olacak. Facebook'un yaptığı gibi AR platformları olacak. Bunların otomatik, çok kolay yapılabilen tool'ları olacak. Sürükleyip bırakarak yapabileceksin bunları. Biz bu tarafındayız tamamen. Bu kadar yazılım üretildiği zaman gözlüklerin de fiyatı düşerse herkes kullanmak isteyecek. Gözlükleri daha da küçültürsen insanlar daha da kullanmak isteyecek. Hem ucuz hem küçük. Bunlar tam olarak başa başlamasını 2020 yılında gösteriyor. O yüzden şu anda bu sektöre hitap eden bir fikri olan 2020'ye hedefleri hem AR için hem VR için. Kullanım alanları aslında sektöre uyarlama noktasında tamamen hayal gücü sizin limitiniz. Ne kadar hayal edebiliyorsunuz? Teknoloji hepsine ilgili. Yani resim, video ve içerik olarak neyi kullanırsınız? Hepsinde çalışan bir teknoloji. Örnek verelim. Satış pazarlama ile ilgili kullanmak istiyorsunuz. Ürün kutunuz var. Markette, dolapta duruyor. Rafta duruyor. Telefonun bunu kapağını tuttuğunuzda bu ürünü daha önce alan birilerinin işte 5 yıl üstünden kaçınız verdi. Kullanıp memnuniyetle ilgilendiriyor. Bunu görerek sepete ekleyip mobil ödemeyle satın alabilirsiniz. Alın size satış pazarlama için AR ödemeyiz. Örnek veriyorum ürün satışı. İkisini bir atladım. Bakın diyorlar, videoda var uzaktan destek, işte here, here diyor. Burayı çevir, burayı sık gibi. Bunun için kilometrelerce yol giden uçaklar, tamirat yapıp gerilen mühendisler var, büyük kurumsal firmalar. Bunların tamamı uzaktan müdahale eden, çözülebilir. Yolda harcanan zaman, yol için harcanan para ve o mühendisin diğer tarafa gittiğinde burada olamamasıyla ilgili olan fırsat maliyetinin tamamı optimize edilebiliyor ve hızlı. Bunlar yapılırken siz son kullanıcı olarak bunun yapılmasını beklemiyorsunuz. Bunlar hepimizin yararına olan şeyler. Eğitim uygulaması ile ilgili. Küçük çocukların anlamakta güçlük çektiği konular oluyor. Mesela biyoloji konusunda hücrenin yapısı. Bunu gerçekten bir oyun gibi,
yüz yazarıyla, şununla bununla gösterip telefonunu oradaki dokümana tutarak, kitapça tutarak öğrenmesi daha kalıcı öğrenme elde edilebiliyor. Böyle öğrenirse sadece sınav için öğrenmiş olmuyor ya da ezber yerine öğrenmiyor, kalıcı bir öğrenme. Ki asıl amacımız budur zaten. Biz aslında böyle yapmıyoruz şu anda. O yüzden bu teknolojilere devrim teknolojileri diyoruz. Her şeyin kökünden değiştirebilecek şeyler. Şöyle uç bir örnek vereyim. İşte o lensli zamanlara geldiğimizi düşünün. Bir Türk Hava Yolları'ndan örnek vereyim. Türk Hava Yolları'nın reklamını bulutlara baktığınızda arasında görebilirsiniz. Doğru buluta baktığınızda Türk Hava Yolları'nın indirim kuponunu bulabilirsiniz. Bakın reklamcılıkla ilgili bambaşka uç örnekler. Bunların gelmesi herhalde olacak. Bütün reklamcılık sektörünü yeniden yapılandırıyoruz. Demin anlattıklarımla beraber eğitim, tıp, mühendislik tamamı aslında yeniden yapılandırabilecek teknolojiler var. Birkaç örnek daha. Arabanın iç mekaniği ile ilgili, işleme prensibi ile ilgili simülasyon. Tableti arkadaki dergiye tuttuğunda bunu görebiliyorsun. Bununla etkileşime girebiliyorsun. Çevirebilirsin, büyütebilirsin, oradaki kutu açabiliyorsun. Çalıştığı derinde gerçekten o çalışmayı görebileceksin. Oyun kartı, tableti arkadaki kart tutuyorsun, oradaki dinozor gerçekten doğuyor. Sol tarafta bir tane daha kart düşünün. İki dinozor aynı anda doğup, kartları belli bir mesafede birbirine yaklaştığında savaşa başlıyor. Yanına başka bir kart çektiğinde bunu power up yapabilirsin mesela. Ekstra güç olur. Ya da yanıma gelince zehirleniyordur, gücü azalıyordur gibi. Aslında tek yardım kartı telefon tutmak. Ama çocukların bu oyunlarla büyüdüğünü düşünün. Okuduğu mühendisliği bu teknoloji destekleri öğrenir. Bir de böyle düşünün. Sonra bunun büyüyüp kıdemle ilgili üreteceği teknolojileri düşünün. Yani 100 sene sonrasıyla ilgili gerçekten konuşmak çok belirsiz oluyor. Neler olduğunu hiç bilmiyoruz. Eğitim alanındaki bir uygulama. Mühendislikte bilenler bir teknik çizim yapılır. Doğru çizimlerinizi bilemezsiniz. Hocanın derdiği bana bağlıdır. Bu şekilde sağlamasını yapabiliyorsunuz. Demin bahsettiğim satış pazarlama ile ilgili örnek. Katalogda mobilyanın gerçek bir boyutlarını görebiliyorsunuz. Bu şöyle kapanabiliyorsa, animasyonu varsa bu da gerçekten oluyor. Baz olarak bir koltuk olduğunu burada ya da yatak. Açıp kapatabiliyorsun. Kenarında varsa eğer renk seçeneklerini görebilirsin. Gerçek boyutlu bir modu varsa eğer bunun, o yatağı aldığında şuraya sığar mı? Tartıştırarak görebiliyorsun. Gerçek yeni boyu ve yüksekliğiyle. Gerçek rengiyle. Şurada olan bir nesne için bak elimi şöyle yaptığımda, elimin gölgesi üstüne düşünce nasıl gözüküyor bunu görebiliyorum. Bunu internetten, mobilya satan şirketlerin elde ettiğini düşünün. Mobilya aldım ama evime sığmadı, geri gönderdi derdi yok. Doğru mu? Aldım ama evime uymadı, kenara uymadı, rengi uymadı gibi şeyler yok. Bunlar da hem satan taraf, hem son kullanıcı artık ne mali açıdan ne de zaman açısından bir şey kaybetmeyecek. Kaybetmeyebilir. Bunlar yapılacak şeyler. Bahsetmiyorum.
konuyla ilgili çok ciddi görüş ayrılıkları var. İşte bazı kısım etkinliğin çerçevesinde olduğu gibi diyor ki bunlar çocukların hayatını destekler, hızlı öğretir, kalıcı öğretir diyor. Bazı kısımlar diyor ki çocuğun hayal gücünü kendi kendine gelişmesi gerekir. Sen ona yol göstererek aslında bir kalabalık olmuş olursun diyor. Burada gidiyor. İki ayrı, ayrı. İki taraf da kendi içinde haklı bence. Ne olacağını bilmiyoruz, göreceğiz. Evet. Aynen. Bir şey söyleyeyim. Tabii. Ya bu teknolojinin evet şu anda insanları belli bir seviyeye kadar geliştirebilecektir ama sanki bu teknolojinin çok fazla yukarılara çıkması insanın bilişsel kapasitesini düşürecekmiş gibime geliyor bir yerden sonra. Çünkü çok fazla diyoruz gibi mi? Çok fazla makinelere bırakıyoruz işi. Bu sefer zihnimiz çalışmaktan ziyade daha fazla tembelliğe alışıyor. Bu saatten sonra da belli bir seviyeye gelip oradan tekrar yani zirveden aşağıya indirebilir gibime geliyor. Ya bazı tehlikeli boyutlara götürecekmiş gibi bir hisse kapılıyor. Özellikle yapay zekanın da işin içine girmesi. Ayrıca işte geçenlerde çıktı zaten hücrelere dijital verilerin aşılanması. Sanki yaptığım bu yüzyıl ya milyarlarca yılları süren o bilişsel devrimden sonra o ulaştığımız kapasiteden biraz aşağı düşebilir miyiz? Aslında şöyle olabilir. Her teknolojide olduğu gibi yine insanoğlunun kötüye kullanabilir. Buna çok çabuk alışıp rahatlıkta ve abikten kendi kendini kaybettirebilir. Bu olabilir, bunu ayırıyorum. İki konusunda şöyle bir şey de olabilir. Mesela internet ve robotik hızlandığı zaman herkes dedi ki her şeyi çok hızlı bulacak, bulacak. İşte kütüphane görevlileri ne yapacak, araştırma görevlileri ne yapacak? Öyle olmadı. Süreçler çok daha hızlandı. Sen internetten hızlıca edindiğin bilgiyle daha çok şey yapmalı durumuna düştü. Sadece hızlandı. Yani burada da çocuk örnek veriyorum. Buradaki eğer tabanlı bir oyunla öğrendiğinde onun hayal gücünü bitirelim. Buradaki yönerge ne diyorsa onu yapsın değil. Bunları yapsın. Kodlama öğrenmeye daha erken başlasın diyoruz. İşte buradaki kullanılacak o altyapılar, işte SDK paketleri, app paketleri. Çocuklar için olan versiyonu çıksın. Çocuklar işte üniversite bitirince 2-3 yıldan sonra kodlama yapmaya değil, daha 10 yaşındayken yapsın, yatırım alsın, büyük şirketlere girsinler istemiyorlar. Yani kısa süreci hızlandırıyor, bitmiyor. Ve yenileri geliyor. İnternetin yükselmesiyle beraber nasıl sosyal medya yöneticisi, mobil uygulama tasarımcısı, mobil uygulama geliştirmesi gibi ek şeyler çıksa burada da olacak. İşte AR'la ilgili artık ne çıkabilir şu an bilmiyorum ama mesela robotikle ilgili robotların başına duracak, psikolojisini anlayacak gibi şeyler oluyor. Tavukları anlatır birazdan daha detaylı olarak. Aslında değişmiyor, dönüşüyor. Ek şeyler çıkacak. Bizim daha hızlı olmamız gerekecek. Başka bir şey değil. Yani eskiyle kıyasladığımızda sadece tarım varken mesela ekiyorduk, çıkmasını bekliyorduk vesaire. Şu anda hormon oluyor, hızlıca çıkıyor, hızlı satılıyor. Süreç hızlanıyor ama tarım bitmiyor. Değişiyor, dönüşüyor ama bitmiyor gibi. Aynısı olacak. Değer olarak içi boşalır mı? Boşalır. Yozlaşır mı? Yozlaşır. Ama iyi kullanırsa hızımızı katlayabilir. İyi kullanıma bağlanırsa. Soru varsa alabilirim. En son sayfam. Fırsatlardan bahsedip bitireceğim. Bir şey sormuyorum. Ben bir şey arkadaşım yapacak. Bu şeyle alakalı değil mi? Yani teknoloji kimin kullandığı veya nasıl kullandığı? İnsanlara hani nasıl öğreteceğiz? Yani sürekli söylüyorum. Hatta bir hikaye gibi bir şey var. Bu hicap denir yolu yaparken hicap denir. Bir çoban bilmiyor tabii. Yani demir yolu nedir, tren nedir. Oradaki biriyle konuşurken bu ne işe yarayacak diyor. Sen diyor atıyorum Yemen'e ne kadar sürede gidiyorsun? Diyor 3 günde gidiyor. Pardon bir ayda gidiyorum diyor. Şimdi diyor 1 günde gideceğiz. Ben diyor geri kalan 29 günde ne yapacağım? Yani bu geri kalan 29 günü bize veriyor. Teknoloji her yere aldığı zaman. Yani biz bu sefer daha böyle basit şeylere ulaşmayı koyduk. Daha üst düzey şeylere ulaşabiliriz. Ama şöyle de yapabiliriz. Yani mesela sosyal medya var veya internetin kaldığı bir sürü fırsat var. Bunu mesela Facebook'ta sadece mesajlaşmak için, işte resim paylaşmak için kullanan da var. Ama bir şeyler üretip burada paylaşmak için kullanan da var. Tabii. Yani gruplarda cihaz kullanmakta da var. Facebook için chatbot yazıp para kazanan da var mesela. Bununla ilgili buydu. İyi kullananlar olacak, kötü kullananlar da olacak, bir taraf da olacak. Hangisi daha çok olur bilmiyoruz. Kim daha çok ne malına bilmiyoruz.